Şimdi ilk ders videomuz arkadaşlar. Öncelikle dersimizin giriş ünitesini halledeceğiz. Öyle düşünün. Yani ders eğitim psikolojisi. Onun ilk kısmı gelişim psikolojisi, ikincisi öğrenme psikolojisi. Bunların da üst başlığı arkadaşlar psikoloji nedir? Ona bakacağız önce. Psikoloji. Yani şöyle düşünün biz burayı niye işliyoruz? Çünkü hem dersin genel altyapısını zihnimizde oluşturalım hem de ÖSYM doğrudan soru soruyor burayla alakalı. Psikoloji yaklaşımlarıyla ilgili bilginiz olsun. O sebeple önce bir temel bilgi edinmek için bu kısma değiniz. Şunu da söyleyeyim dersin başında. Arkadaşlar nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle devam edin. Yani yazarak mı çalışıyorsunuz? Sadece izliyor musunuz? Şimdi ileride siz sormadan ben söyleyeyim. 2x'le mi izliyorsunuz? 1.75 e mi? Artık ben oradan çıktım. Yani oralar bende yok. Eski videolarda çok ben kendimi dinleyince anlamıyorum mesela 2x'te. Siz anlıyorsunuz. Devam edin. Önemli olan size verimli olmasıdır. Gelelim. Şimdi psikoloji denilen disiplin ya da ders ne diyorsanız adına arkadaşlar iki tane Latince kökenli kelimenin birleşiminden oluşmuş. Şöyle bir detayına inelim. Şu ruh anlamına geliyor. Şu ise bilim anlamına geliyor. Yani psikolojinin Türkçe'ye çevrimi ruh bilimi. Doğru. Fakat günümüzde psikolojiye ruh bilimi denmez. Sebebi şu. İlk kez psikoloji 1876 Wilhelm Wundt'un laboratuvar çalışmalarıyla bilim olarak kabul edilmiş. Felsefeden bağımsızlaşıp bilim olarak kabul ediliyor. Yani Wundt'un çalışmaları psikolojinin kuruluşu olarak kabul ediliyor. Fakat sorun şu. Sen bir bilim dalısın. Evet. Ama soyut şeyleri inceliyorsun. Bir bilim dalı somut, net, açık, seçik, gözlenebilir, ölçülebilir şeylerle uğraşmalıdır ki evrensel sonuçlara ulaşabilsin. Ama ruh gibi soyut bir şeyi incelersen eğer ulaşacağın sonuçlar nesnel olmaz. Bu sebeple şu tarihten günümüze gelene kadar psikoloji kendisine ruhun somut göstergesi olarak kabul edilen davranışları ele almış. Günümüzde o yüzden psikolojiye ruh bilimi denmez. Davranış bilimi denir. Ha, burada da çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Bakın şunu hemen size bir ödev, bir görev falan gibi. Bakın arkadaşlar bu videoyu burada durdurun. Şunun ne olduğunu hemen öğrenme psikolojisi oynatma listesine gidin Yargı Plus'ta. Orada ilk videoyu açın. Davranış neymiş onu bir inceleyin. Orada bir 5-10 dakikalık kısım. Organizmanın yaptığı her türlü etkinliktir. Doğuştan gelenler var, geçiciler var, öğrenilmiş olanlar vesaire. Bakın davranış bilimi yani psikoloji öğrenilmiş davranışları, doğuştan gelen davranışları, geçici davranışları, her şeyi kendisine konu ediniyor. Davranış bilimi olan psikoloji tanımı da buradan gelir bakın. Organizmanın sergilediği yani davranışları, hadi öyle diyelim, davranışları inceleyen, davranışları açıklayan, hatta davranışları tahmin eden, tahmin ediyor şunu yapabilir, bunu yapabilir diye. Ve şunu da belirteyim gerekirse tedavi eden, gerekirse tedavi eden bilim dalıdır. Ha, şimdi gelelim. Psikoloji ne yapıyormuş? Davranışları açıklıyormuş. Davranışları inceliyormuş. Tahmin ediyormuş. Gerekirse tedavi ediyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar günümüze gelene kadar işte yaklaşık 200 sene. Şimdi psikoloji de diğer bilim dalları gibi o kadar çok kabuk değiştirmiş ki. Bir bazı bilim adamları gelmiş. Biz psikolojiyiz. Bilim olarak şunları, 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 şunları yapalım demiş. Bazıları demiş ki, "Hayır, bunları, 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 bunları yapalım." Farklı farklı görüşler, farklı farklı ekoller, farklı farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış. İşte bizim dersimizin temeli. Psikolojideki görüşler, yaklaşımlar. Bakın şimdi. Hadi her şey bir yana Şunları ne kadar iyi anlarsanız gelişim ve öğrenme psikolojisi yani 22-23 soruluk kısım o kadar çok kafanızda kolay oturur. Ezberlemektense mantığını anlamış olur. Bütün sorularda kolaylık yaşarsınız. Gelelim bakın. Dav psikolojide yaklaşımların ilki, birincisi yapısalcılık olarak geçer. Yapısalcılık. İlk akım budur, ilk görüş budur. Zaten Wundt'un çalışmasıdır bu. Wundt'un görüşleriyle tasarlanmıştır. Adı üstünde arkadaşlar bu yaklaşım şunu söylüyor. Biz bir bilim dalıyız. Psikoloji olarak biz şunları incelemeliyiz. Zihnin yapısını inceleyelim. Zihnin nelerden oluştuğunu inceleyelim. Zihni oluşturan ögelere bakalım yani. Zihin nelerden oluşuyor? Zihni oluşturan ögeler Hatta arkadaşlar bu akımın adı karşılaşmasınız da atomcu yaklaşım diye geçer. Yani zihni en küçük parçalarına, atomlarına ayıralım. Zihnin nelerden oluştuğunu, zihni oluşturan ögeleri inceleyelim der. Zihni oluşturan ögeler psikolojinin konusu olmalıdır. Peki, madem ki bunu inceliyoruz, nasıl inceleyeceğiz diyorlar. Adamlar şöyle bir yöntem geliştiriyor içe bakış yöntemini geliştiriyorlar. İç gözlem diye de geçer, aklınızda bulunsun. İç gözlem, içe bakış yöntemi kullanılmış. Bu yöntem ne? İncelenecek kişinin kendini gözlemleyip araştırmacıya anlatmasıdır. Ben şöyle şöyle düşündüğüm için böyle böyle yaptım der. Fakat bu yöntem çoğu araştırmacı tarafından kendisinden sonra göreceğiz. Çok eleştirilmiş. Bu yöntem bilimsel değildir. Çünkü sen iç gözlem yaptırdığın kişi kendisini gözlemler, düşünür, sana anlatır ama yalan söyleyebilir. Subjektif davranabilir. Bu da bize hatalı sonuçlara, yani bilimsellikten uzaklaştırır. İçe bakış yöntemi o yüzden çok eleştirilmiş. Yapısalcılık temelde bu. Zihnin yapısını inceleyelim. Sonra Zaman geçiyor, farklı görüşler ortaya çıkıyor. Normalde yapısalcı bir vatandaş olan James, vatandaş diyor ki, "Ya biz yanlış şeylerle uğraşıyoruz. Zihnin yapısını incelesek ne olacak? Bizim incelememiz gereken şey zihnin işlevi, zihnin fonksiyonu, zihnin ne işe yaradığı, bana hangi faydayı sağladığı. Onu incelememiz lazım. Bakın, diğer adı fonksiyonalizm diye geçer." pragmatist düşünmüş bu yani. William James'in öncülüğünde şekillenen bir akımdır. Şöyle bir vatandaş bu diyor ki zihnin ne işe e, ne, neden oluştuğu bizi ilgilendirmez diyor. Biz inceleyeceksek eğer zihnin işlevini, fonksiyonu, zihnin faydasını hatta zihin bizim içinde bulunduğumuz çevreye uyum sağlamamızı nasıl kolaylaştırıyor? çevreye uyumdaki yeri çevreye uyumdaki rolü psikolojinin konusu olmalıdır. Adam pragmatist yaklaşmış. Psikolojinin konusu. Zihin bize ne katıyor mesela? Zihnimi kullanarak para kazanıyorum, ekmek alıyorum, karnımı doyuruyorum, makyaj yapıyorum, güzel görünüyorum. Zihnimi kullanarak geleceğimi tasarlıyorum, zihnimi kullanarak şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Biz bunu inceleyelim diyor zihnin faydasına bakalım, yapısına değil. Ha, bunu nasıl inceleriz? İçe bakış yöntemini bunlar da kullanıyor. Bireye soralım, kendisini incelesin, bize anlasın. Fakat daha bilimsel bir metot olan dış gözlem dediğimiz olduğu gibi o gözlenecek kişiyi inceleyip kayıt altına almakta yöntem olarak kullanılmış. Şu ikisi arkadaşlar ki 9-10 tane yaklaşım göreceğiz pek soru gelmez. Çünkü bunlar günümüzde pek kullanılmıyorlar, pek benimsenmiyorlar. Bundan sonrakiler çok önemli. Bundan sonrakiler bütün psikolojinin, bütün eğitim psikolojisinin temelidir. Buyurun. Valla bunu nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz bilmem. Karıştırıyorum, anlamıyorum gibi gerekçeler yok. Davranışçılık. Bilinecek arkadaşlar. Sebebi şu, bizim meslek, öğretmenlik davranışçı bir meslek davranışçılığın ne olduğunu bilemezsek ne edimsel koşullanma ne klasik koşullanma hiçbiri oturmuyor. Burada davranışçılıktan kastedilen şudur. Bakın hepsi tanıdık gelir size. Watson kurucusu Skinner mesela öğrenme psikolojisi edimsel koşullanmada Pavlov mesela vesaire bir sürü. Bu akım şunu söylüyor. Diyor ki biz bilim dalıyız madem bizim somut bir e, şeyleri incelememiz lazım. Bizim nesnel bilgilere ulaşmamız lazım. O yüzden bizim diyor zihnin yapısı, zihnin işlevi değil. Somut. Gözlenebilir, ölçülebilir, somut, gözlenebilir, ölçülebilir. Uyarıcı ve tepkileri inceleyelim. UT incelenmeli. Bakın UT uyarıcı Tepki. Soyut olan hiçbir şey bilimin konusu olamaz. Somut şeyleri incelersek nesnel, kesin, evrensel sonuçlara ulaşabiliriz. Nedir? Yağmur yağıyor. Somut mu? Evet görebiliyorum. İnceleriz. Nedir? Şemsiye açtım. Tepki. Somut mu? Evet bunu da inceleriz. Ama yağmur yağdığı için o gördüğümüz, duyduğumuz şeyleri, şu zihindeki süreçleri yağmur yağıyor, hasta olmayayım şunu yapayım bunu yapayım bunun içindeki soyut şeye ben bakamam diyor tamamen gözlenebilir performansa bakıyorlar. UT dememizin sebebi o. Ve bunlara göre şöyle bir yöntem bilimsel bir metot değildir. Bizim yapmamız gereken sadece bilimsel metotların deney gibi araştırma gibi deney, araştırma, gözlem gibi yöntemleri kullanalım. Bilimsel olmayan hiçbir metodu kullanmayalım diyor davranışçılık mı? Bakın sanırım 2022 sorusuydu. Üç tane öncül verdi. Verilenlerden hangisi davranışçılara göre doğrudur dedi. Hemen böyle sorular çıkıyor. O yüzden konuyu mantığını biliyor olmamız lazım. Bak tekrar söylüyorum. Koskoca öğrenme psikolojisinin yarısından fazlası burası. Geldik. Zaman geçiyor arkadaşlar. İşte modern psikolojinin kurucusu olarak kabul edilen şöyle bir yaklaşım oluşuyor. Psikanalitik yaklaşım. O kadar çok uğraşacağız ki arkadaşlar ileriki videolarda. Meşhur Freud'umuz mesela. Çok önemli. Psikoseksüel kuram, dönemler, id, ego, süperego, bilinç, bilinç öncesi, savunma mekanizmaları çok uzun. Haliyle de 2-3 tane soru geliyor. Bu akıma göre biz diyor bir psikoloji, bilim olarak... Bütün davranışların kökeni diyor özellikle çocukluk yıllarıdır. O çocukluk yılları 0-6 yaş. Çocukluk yıllarındaki bastırılmış istek, arzu, beklentiler onlara ulaşmamız lazım. Onlara ulaşmak için de bilinç altını incelemeliyiz deyip yepyeni bir kavram geliştiriyor. Yani çocukluk yılları hani bir psikolog sahnesi düşünün arkadaşlar. Hani uzun bir koltuk var ya çocukluğunuza inelim derler. Bak burası o oluyor işte modern psikolojinin kurucusu olarak kabul ediliyor zaten çocukluk yılları özellikle 0-6 yaş arası bu yıllardaki doyurulmamış istek arzu beklentiler doyurulmamış arzular istekler beklentiler şöyle incelenmeli E bunları nasıl inceleyeceğiz soyut nitelikli olsun adam bambaşka bir yöntem geliştirmiş adına da psikanaliz demiş. Bunları bastırdığımız bilinç altına ulaşmak için, bilinç altını incelemek için psikanaliz yöntemi tercih edilmiş. Psikanaliz. Buyurun. ÖSYM sever. Bunu da soruyor. Hangisi Freud'a göre doğru, hangisi Freud'a göre yanlış gibi. Önemli yani Freud'un temel mantığı Peki, gelelim şimdi bir başka önemli vatandaşımıza. Her sene soru çıkar bakın. O kadar da detaylı göreceğiz ki bunları. Beşinci yaklaşım. Bilişsel yaklaşımımız. Bilişsel yaklaşım. Arkadaşlar bakın burada kim var? Azıcık bilgisi olan hemen telaffuz etti bile. Piaget dediğimiz meşhur vatandaşımız var. Bu vatandaş ise şunun daha güncel halidir. Piaget, Vygotsky, Bruner, bir sürü vatandaş. Bunlara göre ise zihinsel süreçler, zihinsel süreçler. İleride göreceğiz, meraklanmayın. Akıl, mantık, dikkat, algı, hafıza gibi ve bu süreçlerin etkileşimini inceleyelim derler. Bu süreçlerin etkileşimi psikolojinin konusu olmalı. Biz bunlarla uğraşalım, biz bunları inceleyelim derler. Ama bu incelemeyi yaparken de daha bilimsel metotlar, gözlem, deney, yöntemleri kullanılmış. Piaget apayrı bir ünite, Vygotsky apayrı bir ünite. Hepsi bizim için ileride konu. Peki şöyle bir konu var. Bu da size tanıdık gelir bakın. Hümanist yaklaşım. Hümanist yaklaşım. Ha. İnsancıl yaklaşım diye de geçiyor. İnsancıl kuram diye de geçiyor. Şimdi arkadaşlar, hümanist yaklaşımımız ise hani meşhur Maslow var ya, rehberlik dersinde Süleyman hocanızla gördünüz. Maslow'un, Rogers'ın önemli görüşleri. Bunlara göre ise bütün davranışlar ihtiyaçlardan kaynaklanır. Biz ihtiyaçları açıklarsak davranışları çözeriz. O yüzden de ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların doyurulma düzeyi psikolojinin konusu olmalı. İhtiyaçların giderilme, doyurulma düzeyi. Giderilme düzeyi psikolojinin konusu olmalı. Tamam. Biz bunları inceleyelim. İnsanları toplum halinde bir bütün olarak değil. Çünkü her insanın öznel bilgi anlayışı, dünya görüşü, kendini gerçekleştirme potansiyeli, ihtiyaçlara bakışı farklı. İnsanları birleştirerek inceleyemeyiz. Çünkü bazı insanlar aç karnını doyurmanın peşinde, bazıları daha güzel görünmenin peşinde. Ne yaparız? Her insanı tek tek, tek tek hak ettiği değeri vererek incelemek zorundayız. O zaman bilimsel metotları biz birey çerçevesinde gözlem, deney gibi yöntemleri kullanarak ilerletiriz diyen akımdır. Fakat şimdi şöyle bir vatandaş var arkadaşlar bakın. Bu da 2000 23 ya da 22 sorusuydu. Ya şu kavramı o kadar çok göreceğiz ki olgunlaşma kuramı. Doğrudan 5 tane cümle yazıyor. Hangisi doğrudur diyor. 4'ü yanlış, biri doğru. Aslında bir soruda 5 tane şey soruyor. Şunların beşinde yazıyor şıklara. Doğru cevabı bu olarak verdi. Olgunlaşma kuramı. Arnold Gesell. Şöyle. Adı üstünde arkadaşlar. Ya bu kadar çok yazı, makale, görüş varken halen farklı farklı görüşleri ileri sürmek inanın bizim de işimizi zorlaştırıyor aslında. ÖSYM'nin de ne dediği bellidir. ÖSYM'nin neyi kabul ettiği de bellidir. Gesil olgunlaşma kuramında şunu söyler. Biz psikoloji isek bireylerin gelişimi tamamen kalıtımsal yapıya dayalıdır. Çevrenin öyle önemli bir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Kalıtımı inceleyelim der. Yani kalıtım Hani anne babanın döllenme anda gelen kromozomların eşleşmesiyle oluşan genetik yapı, kalıtım, doğuştan getirilen potansiyel. Biz bunları inceleyelim diyor. Doğuştan getirilen potansiyel bunlar incelenmelidir. Psikolojinin konusu bunlar olmalıdır. Şöyle bir ipucu vereyim bakın size. Piaget kalıtımı önemsemiş. Ama kalıtımla gelen potansiyelin çevre tarafından işlenmesine vurgu yapmış. Yani mesela Piaget'e gelişim eşittir, kalıtım artı çevre diyebiliriz. Evet kalıtım daha önemlidir. Bu ise Piaget'den daha da öteye gitmiş. Piaget'den daha çok Piaget'cidir. Yani kalıtımı almış sadece, çevreyi ele almamış. Diyordu ki işte hangisi yanlıştır? Olgunlaşma kuramına göre çevre önemli bir yer sahibidir diyordu gelişim için. Yanlış. Zaten mantıken düşünsek. Olgunlaşma denilen kavram çevresel koşullardan etkilenmiyor. Tamamen kalıtımımızla ilgili. O sebeple kuramın adı da böyle kalmış. Yine gözlem deney metotları tercih edilmiş. Gözlem, deney yöntemlerini kullanmış. Peki şöyle bir yaklaşımımız var. Buyurun sosyokültürel yaklaşım. Evet, ilerisi için bizim müthiş bir ünitemiz aslında sosyo-kültürel yaklaşım. Tamam. Kim var burada arkadaşlar? Şöyle bir vatandaş var. Yıllardır bu dersi her yerden anlattım. Instagram'dan anlattım. Oradan, buradan, bak buradan da söyleyeyim. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Tekrar tekrar söyleyeyim. Hatta bakın kitabınızda da özellikle belirttim. Siz de notlarınızı o şekilde çıkarın. Şu vatandaşı arkadaşlar mutlaka soru olarak göreceksiniz. Hangi dersten çıkar onu bilemem. Ama gelişim, öğrenme, ÖYT, sınıf yönetimi hatta ÖABT mutlaka soru olarak çıkacak. Ancak bu adam o kadar kısa ömürlü. Yani kısa yaşamış. 35 yaşında ölmüş verenden O yüzden çalışmaları yarım kalmış. Ama o kadar kıymetli çalışması var ki kendisinden sonraki birçok bilim adamına ön ayak olmuş. Bu yüzden mutlaka sorusu geliyor ve eğitimde çok önemli, çok büyük bir yer sahibi vatandaş. Sorması için de şunu yapıyor. Ya bu vatandaşın iki tane kavramı var. Yap, yakınsak gelişim alanı, yapı iskelesi. Ya onları soruyor ama son yıllardır hep şunu. Veriyor bu adamın ismini. Vygotsky'ye göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diyor. Hep böyle sorular. Bak ne kadar basit olduğunu görün. Böyle bir soruyu çözmek için herhangi bir soruda şu adamın adını gördüğünüzde son üç harfine bakacaksınız. Adamın ne dediğini ortaya çıkarırsınız. Neymiş adamın dediği şey? Bakın son üç harfe sosyo kültürel yaklaşım. Yani bu adam sosyal etkileşimi, diğer insanlarla yardımlaşmayı, işbirliğini, akran eğitimini, öğretmen yardımını, ebeveyn desteğini önemser. Grupla yapılan paylaşım, işbirliği, yardımlaşma olan her şey doğru. Bireysel olan, öğrenci serbest bıraktığımız, yanlışlaş, yalnızlaştırdığımız her şey yanlıştır. Bu adama göre o sebeple sosyal çevre etkileşimi psikolojinin konusu olmalıdır. Sosyal çevre etkileşimi psikolojinin konusu olmalı. Biz buna bakalım. Yine yöntem olarak gözlem, deney, araştırma metotları tercih edilmiş. Peki. Gelelim şuna. Yine son yıllarda ÖSYM e sormaya. iki defa mı ne sordu ama bazı branşların ÖABT'sinde çok soruyor. Şöyle bir yaklaşım var. Ekolojik sistem görüşü, ekolojik sistem kuramı. Meşhur Bronfen Brenner'ın görüşü. Şöyle bir vatandaş. Bu daha da ileri götürmüş. Bronfen Bremer. Arkadaşlar vatandaş Vygotsky'nin görüşlerinden etkileniyor. Diyor ki evet sosyal çevre çok önemlidir ama sadece sosyal çevrenin bizimle etkileşimi değil. Bak Vygotsky benim sosyal çevreyle diğer insanlarla etkileşimi önemsiyor. Bu adam ise hem benim diğer insanlarla hem de diğer insanların birbirleriyle olan etkileşimini inceliyor ve diğer insanların bireyin etrafında hiyerarşik olarak sarmalandığını söylüyor. İnsanlar, çocuk merkezde yer aldığı bir dizi katman tarafından, diğer insanlar tarafından çevrelenmiştir. İşte bu çevrelendiği diğer insanların bir kısmıyla doğrudan, bir kısmıyla dolaylı etkileşime girer diyor. İleride zihinsel gelişimde o makrosistem, mezosistem, mikrosistem, egzosistem, kronosistem diye bir sürü göreceğiz onları. Bu vatandaş ise sosyal çevre sosyal çevrenin bireyle ve birbirleriyle. Bakın şurası Vygotsky'de var. Sosyal çevrenin bireyle etkileşimi var. Karıştıranlar için söylüyorum ama burası Vygotsky'de yok. Ve birbirleriyle. Yani diğer insanların da birbiriyle etkileşim beni etkiliyor. Birbirleriyle etkileşimi psikolojinin konusu olmalı. Tamam psikolojinin konusu olmalı. <laughs> Gelelim. Yine gözlem deney metotları tercih edilmiş, gözlem deney yöntemleri kullanılmış. Bir de şunu söyleyelim de. Geçen sene öğrenme sorusu olarak çıkmıştı sanırım. Nörobiyolojik yaklaşım. Şimdi bu ismi duymamış olabilirsiniz ama şunu söyleyince hemen tamam dersiniz. Beyin temelli öğrenme diye bir şey var. ÖYT'de öğrenmede karşınıza çıkabiliyor. Donald Olding Hub. Bu vatandaş ise biz inceleyeceksek psikolojinin konusu beyin hücreleri olsun. Beynin lobları olsun. Loblar, beyin hücreleri, nöronlar, sinir sistemimiz, sinir hücreleri. Biz bunları inceleyelim. Ve beyin kendini ne kadar rahat hissediyorsa o kadar kolay öğrenme gerçekleştirir diyor. Bu da arkadaşlar gözlem, deney metotlarını tercih etmiş. Bilimsel yani. Gözlem, deney, yöntemleri. Bakın burası arkadaşlar psikolojinin giriş kısmı. Şimdi psikoloji nedir? Psikoloji günümüze gelene kadar hangi yaklaşımlar ortaya çıkmış? Ha tabii ki 10 tane yaklaşım yok. Bilmediğimiz de bir sürü yaklaşım olabilir. Ama bizim mesleğimize, eğitime, en çok lazım olan bunlar ÖSYM'e de buradan yokluyor. Hadi bir toparlayalım. Bakın şimdi şu arkadaşlar mutlaka bilinmesi gereken soru sorulacak yerdir. Bu. Peki ne için önemli? Öğrenme psikolojisi. Temeli. Şu arkadaşlar mutlaka soru gelir. Freud var. Gelişim psikolojisinde önemli. Şu mesela gelişim psikolojisinde önemli. Şu dediğim gibi rehberlikte Gördünüz. Orada mutlaka soru gelir. Şu gelişim psikolojisi için. Şu mutlaka soru gelir ama hangi dersten bilemem. Gelişim psikolojisi öğrenme öğreti diye geçer. Psikoloji neymiş? Davranışları inceleyen açıklayan bilim dalıymış. Psikoloji günümüze gelene kadar bir sürü görüşler ortaya çıkmış ve kısa şu videonun sonuna vaktimiz var mı Bayram? Var canım. Tamam. Bir 5-10 dakika daha idare edin. Hani şu giriş ünitenin sonuna şunu da ekleyelim bölünmesine. Bunlar psikolojinin yaklaşımları. Bir de bazı araştırma yöntemleri var. Onları da ekleyelim çıksın. Ha açık söyleyeyim ÖSYM pek umrunda değil. Hani çok eskiden soru sorulmuş. O yüzden anlattığımız bir şey. Psikolojideki yaklaşımları gördük. Şimdi arkadaşlar psikolojideki araştırma yöntemleri. Onları görelim. Hani kesitsel, boylamsal, sırasal diyoruz ya onlar. Hadi kısaca görelim. Çok kolay çünkü. Daha basit. Sonra bir soluklanırız. İlk ünite bitmiş olur. Şöyle anlatayım. Hmm, pardon. Araştırma yöntemleri diyelim. Şuraya da öyle. Karmaşa oluşmasın. Psikolojide araştırma yöntemleri. Tamam. Şuraya hallederiz. Meraklama çok kolaydır. Karıştıran neden varsa eğer. Bakın bu yöntemlerden biri kesitsel yöntem. Kesitsel. Enlemsel diye de geçiyor. Hadi önce anlatarak gidelim. Adı üstünde bakın. Kesit alacağız. Eğer ki kısa zamanda araştırmayı hemen tamamlamak zorundaysak, ekonomik olmak zorundaysak, fazla zamanımız yoksa kesitsel yöntem kullanmak zorunda kalırız. Dikkat edin. Farklı farklı kişiler var elimizde. A, B, C, D kişi ya da grup. Hiç önemli değil, takılmayın. Şu A bir grup da olabilir, B bir kişi de olabilir. Sadece şu önemli. Bunların yaşları farklı olacak. Mesela A grubu 50 kişi var, 8 yaşındalar. Ya da A kişisi 8 yaşında. B grubu ya da kişisi 10 yaşında, C 12, D 14. Bakın farklı farklı yaşları tek bir zamanda, bir solukta gelip incelersin. Şuna sorular sorarsın. Buna sorular sorarsın. Bundan cevapları alırsın. Bak bitti. Bu kadar. Farklı yaşları Farklı yaş gruplarını farklı yaştaki kişileri Tek bir zamanda aynı zamanda inceleyip sonuçları genellemek Bakın burada Bayram var Ahmet var Perihan var Ayşe var Senin adın neydi Mualla değil mi? Mualla var Bayram ha, onu diyorum ben de Bak hepimiz farklı farklı yaşlardayız tamam en büyüğü benim en yaşlı benim okey benden sonra Bayram geliyor kaçtı var? 38 mi oldun sen? Evet, evet ha, ha. Şimdi bak Mualla 18 yaşında Ayşe 24 yaşında, Bayram 38 yaşında, bizim Ahmet de 27 yaşında. Bugün şimdi buraya gelip bize soru sordu, cevapları aldı gittiler. Bu kadar. Al sana kesitsel yöntem. O zaman buna şöyle diyelim bakın. Farklı yaşları aynı zamanda incelemektir. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Aynı zamanda incelemek. Bittiği kesitsel yöntem budur. Fakat şimdi kesitsel yöntem ekonomik de maalesef şöyle bir sıkıntısı var. Bireysel farklılıkları göz ardı ediyor. Yani Bayram'a diyor ki Bayram diyor 38 yaşındasın. 7 sene sonra 45 yaşına geleceğim Ömer Hoca gibi olacağım diyor. Yani Bayram hakkında hüküm veriyor. Çok şükür mü dedin lan? İnşallah hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiye etmem Bayram boş <laughs> Güzel. Şimdi eğer ki <laughs> bireysel farklılıklara da dikkat edeceksek o zaman diyor zaman problemi yok, ekonomi problemi yok. İstediğin kadar araştırabilirsen boylamsal yöntem kullanıyorsun. Bu kadar. Boyuna inceliyorsun. Bunu da şöyle anlatayım bakın. Aynı kişi ya da aynı grup, aynı yaşta olacaklar. Yani A kişisi 8 yaşında. Bak bunu inceledik. Bilgileri aldık. Farklı bir yaş yok bakın. Hep 8 yaşındaki kişi ya da kişiler. Seneye bir daha inceledik. Kaç yaşına geldi bu? 9. 2 sene sonra bir daha inceledim. Kaç yaşına geldi? 11. 3 sene sonra bir daha inceledim. Hiç önemli değil yani ne kadar aralıkla inceledim. Farklı zamanlarda incele yeter. Biz bunu farklı zamanlarda inceledik. Bilgileri toparladık ve dedik ki Demek ki insanlar 8 yaşında şöyleyken 16 yaşında böyleler. Burada farklı yaşları aynı zamanda inceledik. Burada aynı yaşı farklı zamanlarda inceledik. Bu kadar. Beni bugün inceledin, seneye inceledin, 2 sene sonra inceledin gibi bireysel farklılıkları bunda zaman problemi olabiliyor. Tanım tam terse dönüyor. Aynı yaştaki kişi ya da grubu. Aynı yaştaki kişi veya grubu farklı zamanlarda incelemektir. Farklı zamanlarda incelemek. Bu kadar. Ha, en bilimsel olan, en çok savunulan ise keşke bütün bilimsel çalışmalar bununla yapılsa İkisinin birleşimi arkadaşlar. Sırasal yöntemdir. Birleşik yöntem diye de geçer. İkisinin birleşmiş hali. Yani bakın hem şunu yapacağız hem bunu. Şöyle ki şuraya anlatayım bakın. A kişisi, B kişisi, C kişisi, D kişisi. Bunlar farklı yaştaki kişi ya da gruplar. 8, 10, 12, 14 demişiz. Şimdi ben bunları tek bir zamanda incelersem kesitsel oluyor. İnceledim. Bak bir kesit aldım. Tamam. Tuttum 2 sene sonra bunları yeniden inceledim. 2 e, sene sonra bu kaç yaşına geldi? 10, bu 12, bu 14, bu da 16. Dikkat edin farklı yaşları farklı zamanlarda inceledim bu sefer. Ha, hem boylamsal hem de kesitseli yaptım. 3 sene sonra bir daha inceledim. Bu 13 yaşına, bu 15 yaşına, bu 17 yaşına, bu 19 yaşına geldi gibi. Farklı yaşları farklı zamanlarda incelersek olayın adı sırasal olur. Şöyle de çıkarabiliriz. Şuradaki ne arkadaşlar bakın boylamsal. Şurası ne? Boylamsal. Şurası ne? Tek başına boylamsal. Burası ne? Tek başına boylamsal. Peki şurası tek başına nedir? Kesitsel. E burası kesitsel. Burası kesitsel. Hem kesitsel hem boylamsal yaptın. Buna da sırasal yöntem denmiş. Tanım da değişiyor. Farklı yaşların farklı zamanlarda incelenmesidir. Farklı yaşların farklı zamanlarda incelenmesi. Peki. Süper. Bu kadar. Bir kere ölse iki defa sordu şu yöntemleri. O soruların birinde şıklarda bir şey vardı. Hadi gelmişken onu da söyleyelim. Lazım değil de şöyle bir yöntem var meta analiz. Çok kolay isminden de çıkarsınız. Meta analiz yöntemi. Analizler ötesi, analiz üstü gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle ki. Bir konuda yapılan farklı farklı çalışmaları birleştirme yöntemidir. Yani küresel ısınma konusunda biri çalışma yapmış, şöyle demiş. Biri de böyle demiş. Biri böyle demiş. Başka biri gelmiş bunları okuyup birleştirmiş, sentez yapmış, bambaşka bir şey üretmiş. Kaynakça kullanılan ya da bitirme tezi yazıyorduk ya, hepsi bu. Yani aynı konuda yapılan çalışmaları birleştirme yöntemidir. Konu aynı. Aynı konuda yapılan bir sürü çalışma var. Bunları birleştirmek. Çalışmaları birleştirme. Bu kadar. Mesela Bruner arkadaşlar tam bir meta analitik yöntem yapmıştır. Birleştirme. Bunu mesela insanın gelişiminde kalıtım daha önemlidir diyen Piaget, insanın gelişiminde sosyal çevre daha önemlidir diyen Vygotsky. Bruner bunları almış, birleştirmiş. Aslında insanın gelişiminde şu şöyle bu böyle daha etkili olur demiş. Bakın dersimizin giriş ünitesi. Psikoloji nedir? Günümüze gelene kadar ortaya çıkan yaklaşımlar hangileridir? Ve psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri. Şimdi burası tekrar söylüyorum. Hem gelişim psikolojisinin hem öğrenme psikolojisinin giriş ünitesi. Biz bundan sonraki videomuzda gelişim psikolojisine geçeceğiz. Diyeceğiz ki temel kavramlar nedir, temel ilkeler nedir vesaire. Oralardan o şekliyle devam. İlk videodan biraz yormuş gibi olduk. İdare edin. Hadi bir çay kahveyi tazeleyin. İkinci videodan devam. Haydi kolay gelsin.